Selamünaleyküm YouTube'daki dostlar. Sizlerle navbetteki video mülakatımız. Özbekistan'dan bir haber alındı. Xidirnazar Allaqulov ve savdaşları tüzüşke ürün etken, tüzgen, lekin ruhattan ötkazışke ürün etken Hakikat Terakkiyat Birdemlik Partiyası Adliye Vazirliğinin kararı bilen ruhattan ötkazılmadı. Ben bunu bugün ertelap İlyas Safar'ın kün özünün muhbiri İlyas Safar'ın Telegram kanalından okudum. Keyin o aytgan manbaga qaradım. Mana Facebook'ta Özbekistan Respublikası Adliye Vazirliği keçagi demek bir haber tarqatgan Adliye Vazirliği. İmzalar yeterli bo'lmaganligi sababli yangi partiyani ro'yxatdan o'tkazish rad etildi. Adliya Vazirligiga 2023 yil 15 mayda Haqiqat Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatga olish haqidagi ariza kelib tushdi. Ariza va taqdim etilgan ta'sis hujjatlarini ko'rib chiqish natijasiga ko'ra 2023 yil 15-iyun kuni vazirlik tomonidan Haqiqat Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini quyidagi asoslar bo'yicha ro'yxatga olishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Deyilgan va o'sha yerda aytilgan yana siyosiy partiyalar to'g'risida qonunning 6-moddasiga ko'ra siyosiy partiyani tuzish uchun kamida 8 ta hudud, ya'ni viloyatlardan, Qoraqalpog'iston, Toshkent shahridan bulardan 20 ming imzo to'plash kerak. Unday edi, ko'p vajlarni ko'rsatgan. Xullas do'stlar, Xidirnazar Allaqulovning va do'stlarining tuzgan va ro'yxatdan o'tish uchun bergan arizasi Adliya vazirligi tomonidan rad qilindi. Bu nimani bildiradi? Bu shuni bildiradi. Bu faqatgina bu partiya masalasi emas. Bu mana yolg'on saylov. Bugun 17 yana 20 kundan keyin, 22 kundan keyin O'zbekistondagi navbatdagi yolg'on saylov bir siyosiy hiyla bor. Bu Mirziyoyev oilaviy mafiya diktaturasi o'rnatilganligini bildiradi O'zbekistonda. Endi bor edi. Bu endi o'sha partiya tuzish jarayonlari bo'ldi, ancha harakatlanish bo'ldi. Bütün kuchlari bilan harakat qildi. Lekin afsuski O'zbekistonda shunday oddiy diktatura emas. Yana takrorlayman. Mirziyoyev oilaviy mafiya diktaturasi. MOMD. Mirziyoyev oilaviy mafiya diktaturasi. Bu nima degani? Mirziyoyev mana hozir bu yolg'on saylov bilan 30 yilgacha, undan keyin agar umri bo'lsa 37 yilgacha o'tirib, keyin Tojikistondagiday va Turkmanistondagiday, Ozarbayjondagiday, demak, o'zining mafiyasini tuzib, endi oilasiga berib ketmoqchi. Shayidaga beradimi, o'g'liga beradimi, kim shunday qilmoqchi. Lekin uning planlari. Biz endi u bo'ladimi, yo'qmi, uni Xudo biladi endi, Alloh biladi. Endi bundan keyin O'zbekistonda Mirziyoyev partiya tuzishga ruxsat bermaydi. Demak, hech qanaqa erkinlik, adolat, hech qanaqa haqiqat bo'lmaydi. Bu oila, Mirziyoyev oilaviy mafiya diktaturasi bütün O'zbekistonning boyliklarini talaydi endi. Bular o'sha bütün bo'lganda bundan oldin ham o'sha aytganmanki, Indoneziyaning diktatori bo'lgan Suharto 30 million mi 50 milyard dollar yiqqan, Misrning diktatori Mursi 50 milyard mı u ham bir yiqqan edi, Kaddafining 70 milyard, bular shunday atrofiga pul yig'adi. Boshqa hech narsani bilmaydi. Johil, xoin, xalqning hech bir talablarini inobatga olmaydi Mirziyoyev. O'zbekistonda Mirziyoyev turar ekan hech qanaqa taraqqiyot bo'lmaydi. Hech qanaqa, hech bir sohada iqtisodiy taraqqiyot ham bo'lmaydi, siyosiy taraqqiyot ham bo'lmaydi, hech qanaqa diniy jihatdan. Aslida bundan keyingi voqealar endi shu bilan rivojlanadi, taxminiy insoniy jihatdan aytayapman-da. Bundan keyin endi kurash musulmonlar bilan Mirziyoyev oilaviy sekular mafiyaviy diktator. Bular sekulardir. Bular ya'ni dinni shunday nomigagina qabul qiladi. Mana azon eshitsam ko'zimga yosh keladi. Nomigagina umra qiladi, lekin dinning asosiy qoidalarini qabul qilmaydi. Masalan, iqtisodning asosiy qobili, masalan, foizxo'rlikni, demak, bular rad qilmaydi. Butun ishlari foiz bilan, shunaqa ribaxo'rlik, sudxo'rlik bilan bo'ladi.
Başka İslam'ın mesela değilik İslami talim terbiyeni kabul kımaydı. Bunu kabul kımaydıken ki bu cemiyet niye çöktürdü? Zaten cemiyet hazır çökken her tamamlama. Yani manevi, akidevi her taraftan. Mirziyoyev'in özünün akidesi doğru olmaz. Özünün, buna akideyem yok, bunun değilik işancı, itikadı, dünya karışına doğru. Bu adam Navoiy'nin heykelini kıbleye karattı. Bunda ilahi hakikat var diye Mekke müşriklerinin itikadı gibi. Mekke müşrikleri şuna kıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelişten aldın. Her hıl heykel butlarına ibadet kılıp bunlarda ilahi hakikat var derdi. Mirziyoyev'im şunday itikadı, şunday etti özü. Navoiy babamın heykelini kıbleye karattım, ilahi hakikat var dedi. Yani bir kabr parası yani şunday bir sufilerin ölüp gitken şeyhlerden yardım sorar. Nakşibendi babamızdan yardım sorayımız dedi. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn Kur'an'da. Fakat Allah'tan sorayımız. Fakat Allah'a ibadet kılamız. Ve ayet-i kerimen torik tarzı iyyake na'budu. Ya Rabbimiz ey Allah fakat senge ibadet kılamız. Ve iyyake nestaîn fakat senden yardım sorayımız. Ve Karim heykellerini koyadigan şunaqa seküler şunaqa Özbekistan'da rasva kıladigan düşüncelerge ege Mirziyoyev. Müslüman halka doğru kimeydi. Bundan keyin endi Mirziyoyev ailevi seküler mafyavi diktatorası bilen Müslümanlar arasında buladı bu kreş. Bu kreş Türkiye'de buldu. Bu kreş Türkiye'de ahirgi 100 yılda buldu. Bana şu sekülerler, dünyavilik, Atatürk düzgen Respublika'da 100 yıl kreş buldu. Ahırı Tayyip Erdoğan geldi. Bunu tügete yaptı. Oğlum. Bunu birden tügete bu miydi? Tabii 100 yıllık seküler harbi diktatoranı. Kreş şunday buladı. Demek lakin başka nesiller buluş mümkün. Halk isyanı buluş mümkün. Birleşken Milletler Teşkilatı da bayanlaması da etilgen. Halk ahirgi çare sıfatı da zulümge karşı, diktatoraya karşı isyan kılış mümkün. Mirziyoyev halka eti yaptı, isyan kıldı. Başka yol yok diye yaptı. Çünkü partiyanların yolunu kapat, yaptı, yaptı bütün. Her kandayı urunuş, başka bir dilik, hareket hamasını yok kıldı. Yani Özbekistan'da birer bir müstakil, siyasi, dini, başka dilik, cemaatçilik birer bir teşkilatı komadı. Zaten asla sekillik bilen bloggerlarını hem, jurnalistlerini hem yok kıl yaptı. Lekin bu dünya hayatı imtihan, Mirziyoyev'e o'xshagan, Mirziyoyev bir tirrancha diktator. Bundan başka kança diktatorlar bunun ustozi İslam Karimov shunday bir tiran edi, firavun edi bilasizlar. Hamma uni qatog'an qilgan diktator edi. Qancha diktatorlar o'tgan. Yani haq turaveradi, deylik iymon yo'li turaveradi, adolat yo'li turaveradi. Mirziyoyevlar o'tib ketadi. Mirziyoyevlar o'tkinchidir. Haq o'tkinchi emas. Haq qiyomatgacha bo'ladi. Haq tarafdorlari ham qiyomatgacha bo'ladi. Shuning uchun kurash davom etadi. Xalqimiz musulmon, islom ko'tarilib kelyapti. Takror aytaman, bundan keyingi kurash O'zbekistonda Turkiyadagi kabi musulmonlar va sekularlar orasida bo'ladi. Sekularlar g'arbona dunyoviylik, dinni bir qismini qabul qilamiz, bir qismini qabul qilmaymiz degan shunday tushunchadagi, ya'ni bir kufr tushunchasi. Ateizm, sekularizm, kommunizm bular hammasi kufrdir. Mana shunday tushuncha bilan musulmonlar endi bu yil 4 million kishi taravih namozini o'qidi, yana 8 million kishi o'qiydi. Mirziyoyev qatag'onni boshlash mumkin, jasiqni boshqalardan ochish mumkin, lekin to'xtata olmaydi. Chunki dinning ko'tarilishi Alloh subhanahu taolaning hidoyatiga bog'liq, Allohning irodasiga bog'liq va bu ko'tarilib kelyapti butun dunyoda. Lekin tahlikali tarafi nima? Mirziyoyev turadigan bo'lsa deylik, Mirziyoyevning aytganidek bo'lib turadigan bo'lsa. Bu tahlikali tarafı Mirziyoyev 2040 yıllarga borib, 2037-gacha o'tirma deyapti. O'zbekistonni Xitoyga berib yuborish mumkin, chunki qarzlar hisobiga. Yoki bo'lmasa, O'zbekiston Rossiya bilan Xitoy orasida qon talashib ketishi mumkin. Bu faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo, bütün bizning Xitoy hozir yeb yuboryapti Uyg'urlarni, bütün yo'q qilyapti, assimilyatsiya qilyapti, genotsid qilyapti. Xuddi shunga olib boryapti Mirziyoyev yani. Hech qanaqa bu odamda bu odam o'zbek emas, musulmon ham emas, men hisoblamayman. O'zbek ham musulmon ham hisoblamayman. Chunki xalqqa hech qanaqa deylik yaxshiligi yo'q. Faqat yolg'on bilan men unday qilaman, bunday qilaman. Mana 7 yil o'tib ketdi.
Şunda ege 2037 yılgacha yolg'on bilan o'tkazmoqchi. 2030 yılgacha yangi partiya ro'yxatdan o'tmadi do'stlar. Afsuski ro'yxatdan o'tmadi. Men buni xabarni aytayin dedim sizlarga. Bundan keyin kurash yanada jadallashadi. Yanada musulmon birodarlar endi o'zlaringiz ko'zlaringizni yanada kattaroq ochingizlar. Deylik, hammamiz o'sha O'zbekiston musulmonlarining mamlakati, aholining 95% musulmonlar o'rta yo'lni topish kerak. Diniylik va dunyoviylik birga bo'ladigan men dastur e'lon qilganman, Facebook'imda ham turibdi, Telegram'da ham, YouTube kanalimda hammasi diniylik va dunyoviylik birga bo'ladigan bir taraqqiyot yo'lidan ketishga demak urinamiz, harakat qilamiz. Allah qulubdan xabar bormi? Allah qulub yaxshi tinch bo'lsa kerak, lekin partiyasi ro'yxatdan o'tmadi. Shu gapni aytayin dedim. Kechga sizlar bilan yana Toshkent vaqti bilan soat 8:30 da suhbat qilamiz. Har doim sog' salomat omon bo'lingizlar.